Eğer biz düşman bakterileri çoğaltırsak bu hastalıkların temeli atılmış oluyor çocukluktan itibaren. Eğer 10 yaşındaki bir erkek çocuğun karaciğe göbeği yağlıysa, memeleri varsa bu temel atılmıştır demektir. Ben bunu anlatıyorum. İkincisi, dost bakterilerin çoğalmasını sağlamak bizim elimizdedir. Dost bakterilerin çoğalmasını sağlamak için işte burada probiyotikler. Probiyotik ne demek? Probiyotik demek canlı bakterili içeren ev yoğurdu demek. Probiyotik ne demek? Canlı bakteri içilen ev sirkesi demek. Probiyotik ne demek? Sağlıklı, bozulmamış zeytinyağı demek. Zeytinyağı demek. Bunlara probiyotik diyoruz. Bir de prebiyotikler var. Probiyotikler de vücudumuzdaki, bağırsaklarımızdaki dost bakterileri besleyenler. Probiyotik dediğimiz zaman canlı dost bakteriyi vücudumuza sokuyoruz. Ama vücudumuzda bulunan dost bakterileri beslemiyor. Dost bakterileri besleyenler de başta soğan, başta sarımsak. Onların faydası buradan kaynaklanıyor. Olarak. Tereyağı. Dost, yani bildiğimiz köy tereyağı. Güzel. Bildiğimiz köy efendim şirden mayasıyla yapılmış peynirler. Bunlar hepsi prebiyotiktir. Lahana prebiyotiktir. Brokoli prebiyotiktir. Karnabahar prebiyotiktir. Turplar prebiyotiktir. Efendime söyleyeyim. Onun için her türlü lahana prebiyotiktir. Turşu haline geldiği zaman prebiyotikler hem prebiyotik hem probiyotik oluyor. Onun için ev turşusu, ev sirkesi çok çok önemli. Ama ev sirkesi öyle iki haftada falan, iki ayda falan olacak bir şey değil. Şimdi öyle çakma sirkeler yapılıp piyasaya sürülüyor. Onların hiçbiri doğru değil. Evde kendimiz ilaçsız meyvelerden yaparak, ilaçsız sebzelerden, doğal sebzelerden, kaya tuzu kullanarak yaparak en aşağı 4 ile 6 ayda olur kardeşim. Öyle 2 ayda olup piyasaya sürülen. Çok çabuk olmuyor yani. Olmaz çünkü bakterilerin üremesi için vakit gerekiyor. Ve bakterilerin çoğalması için vakit gerekiyor. Sirke yapımında mesela sirke anası diye bir şey oluşur. Evet. O sirke anası nedir? Sirke anası probiyotik dediğimiz canlı bakterileri üretir. Siz o sirke anasını alıp yoğurt mayalıyorum diye mayalarsanız hiçbir işe yaramaz. O sirke mayası, sirke anasını orada bekleteceğiz en aşağı 4 ile 6 ay ki probiyotikler yani canlı bakteriler çoğalsın. İşte insan vücudunun sağlıklı olması, işte bir kere vücudumuzdaki dost bakterilerin çoğalmasının en önemli sebeplerinden biri kilo verdirir. Şeker hastalığını önler. Depresyonu önler, depresyonu önler, depresyonu önler. Parkinson'u önler, efendime söyleyeyim Alzheimer'ı önler. Çünkü de bunlar hakikaten gösterildi ki bilimsel araştırmalarla, son kitabımda da yazıyorum. Bağırsaklarımızdaki hücreler ve dost bakteriler... Bir dakika, ben o kitabı... Gerçek tıbbın 10 şifresi. Burada bilimsel olarak da gösteriyorum. Bilimsel olarak verilerle gösteriyorum ki bağırsaklarımızın da hücrelerimiz, bağırsak hücrelerimiz sağlıklı olduğu sürece serotonin dediğimiz mutlu hormonun %90'ını üretiyor.